Biz hep ne deriz? Türkiye Ankara'dan yönetilir ama dünya İstanbul'dan yönetilir. Ama şunu da bilsinler. Saat, zaman, zaman dilimi her şey değişti. Aslında gelecek göklerdedir dediği uçak icat etmek değil sadece. Evet öyle yorumlandı. Gelen var. Gelen var. Bunu kim biliyordu biliyor musunuz? Bir de? İki nokta geçiş var. Aa. Sizin programda ilk defa söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'la Mustafa Kemal Atatürk kurt başlı sancağı açan iki büyük liderdir. Bu kurt başlı sancak nedir? Bir isim söyleyeceğim. Tamam. İngiltere Kraliçesi. Hı hı. Elizabeth. Elizabeth. Neden Ayasofya'daki, <laughs> kubbelerdeki o bir sır var orada, öyle söyleyeyim. Onun koruyuculuğunu aldı. nokta geçiş var. Aa. Sizin programda ilk defa söyleyeyim onu. Biri Marmara, biri de Marmaris. Mar, mar. Evet. Boğaz demek, geçiş yeri demek. Eski dilde. Yani eski. Mar, mar. Marmar. Tamam. Bakın. <laughs> mar, mara. Dikkat edin. Yani bu kısımda şöyle dikkatli söylemem lazım yine de. Lütfen. Çok dikkatli dinliyoruz şimdi. Hani... Ra dediğimiz yer... Evet. Gören, bilen, her şeye hakim anlamına gelir. Ra. Boğazdan geçerken... Boğaz bir kelamdır. Kalp bir semavi geçiş kapısıdır. Oraya girmek yıkıcı, bayıltıcı, yakıcıdır. İşte tam bu sistemde... Oraya şimdi kapı eşiğinden geçtiğimiz an... Yakıcı, yıkıcı, bayıltıcı etkilerini görüyoruz şu anda. Sistemde. Hmm. Mar, ma, ra... Ra'ya atıf vardır orada. Türk mitolojisinden bahsediyorum. Evet. Ve süzük bedenden bahsediyorum. Mar, ma, ris. İris tabakası. Hı hı. Bizim iris tabakası. Aynı zamanda mitolojide gök gökkuşağı tanrıçası i̇ris, iris, diye geçer. Şimdi iki noktada Marmaris'in olduğu yerde <laughs> ley hattı olarak Marmara'da ley hattı olarak çok güçlü geçiş kapısıdır. O yüzden biz hep ne deriz? Türkiye Ankara'dan yönetilir ama dünya İstanbul'dan yönetilir. İstanbul'un gizemi yedi tepesi, yedi gök, yedi yer. Ve Sirius'la bağlantısı bütün bu kadim uygarlıkların ve hatırlıyorsanız ne demiştim? Türkiye kıtası Mu'dan kalan, Mu kıtasından kalan son kara parçası diye anlatmıştım. Evet. Burada. İşte tam bu noktada Mu'dan kalan son kara parçasında bu 2023'teki yapaylıktan çıkıp gerçek 2031'deki 2023'e matematiksel olaraktan söylüyorum. Yükselebileceğimiz, tekamül edebileceğimiz, o kapı eşeğinden sağlıkla geçebileceğimiz, bir olabileceğimiz ve yükseleceğimiz bir döneme giriyoruz. İşte o yüzden mutlu olun 2023'e girdiğimizde. Peki bu programı izleyenler bir uyanık bütün uyuyanları uyandırabilir dediğimiz noktada olabiliriz. Hı hı. Burada siz de ben de çok büyük bir hizmet veriyor olabiliriz. Çünkü biz kalbi anlamda İlerim, evet. çok ferahlan anlatıyoruz bunları sizle beraber şu anda. Yani bir şey heyecanlandırmak laf olsun diye şu anda sizden bir program yapmıyoruz gerçekten. Ben size o yönden çok takdir ediyorum ve çok tebrik ediyorum. çok samimiyetle söylüyorum. Makyaj videosu çeksem çok daha fazla izlenirim. Hatta milyonları bulur. O yüzden bunun ayrımına bizimle olan dostlarımız da vardılar ki bizimle birlikte ee, izleyenlere çok güveniyorum. O yüzden söylediklerinizin ne kadar kıymetli olduğunu Kendileri de gayet farkındalar. Yoksa e, o videoda olurlardı. Bu videoda değil. O evet. yüzden e, inşallah mesajlar yerine ulaşacak. 2023'ü huzurla, duayla geçirsinler. Hı hı. Dua adım atmaktır. Adım atsınlar. Ama şunu da bilsinler. Saat, zaman, zaman dilimi, her şey değişti. İnsan, insanı tekrar, her şey değişti. Daha iyi idrak edebileceğimiz bir zamandayız. Zaman linerdir. Bakar. Hı hı. Kendini tekrarlamaz. Dümdüz gider tekrarlamayan, tekrarlayan insandır. Tıpkı o Lut kavminin, Lut peygamber efendimizin eşinin arkasına dönüp taşlaştığı gibi evet. insan hep geçmişine bakar. Döner, hep kötülükleri, negatifleri görür. Katmanlarımız orada taşlaşır, zifleşir. Artık asla Musa ve Kemal Atatürk ne demişti? Göklerden bahsetmişti. Gelecekte. Hı hı. Gelecek göklerdedir dedi. Şimdi bu gelecek göklerdedir ne demek? burada yine eski Türklere girin. Oralarda çok büyük sır yatıyor. Yani bize bırakılan bilgeliklerden. Atatürk'ün bu söyleminin altında bu da mı vardı? Aynen öyle. Aslında gelecek göklerdedir dediği uçak icat etmek değil sadece. Evet öyle yorumlandı. Gelen işte. var. Gelen var. Bunu kim biliyordu biliyor musunuz? Bu de? Fatih Sultan Mehmet Hanım Hazretleri biliyordu. O yüzden kendine zaten gizli bir isim vermişti biliyorsunuz. Avni. O Avni'nin de ayrı bir sırrı var onu işleriz başka bir programda Selam. ama bakın orada tek bir konu var o da şu hani dedim ya Marmaris, Marmara. Bu geçiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tarihte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kurt başlı sancağı iki kişinin açtığı yerden bahsediyoruz. Marmara ve Marmaris. Yani bu geçiş kapılarını sen, evet. dedim ya sürekli bir değişim var evet. diye. Onlar ezoterizmi de biliyorlardı biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri e, Ayasofya'ya çok sık giderdi. Hı hı. Ayasofya'da öyle buluşmak için değil. Kırklarla toplantıya giderdi. Kırklarla meclisine giderdi. Orada hiç kimseyi yargılamazdı. Hristiyanla da konuşurdu, papazla da konuşurdu. Halk tepki gösterirdi bazen ona ama doğrusunu yapardı. Yargılamazdı. Bizim dinimiz yargılama yeri değil. Fatih Sultan Mehmet Han'la Mustafa Kemal Atatürk kurt başlı sancağı açan iki büyük liderdir. Bu kurt başlı sancak nedir? Bu kurt başlı sancak zamanında Davut Peygamber'e verilen gökyüzünden ona düzeni getirmesi için bir özel bir demir düşünün. Üzeri çok gizli sırlı ayetlerle yazılmış. Hazreti Davut'un kılıcı diye söylediğimiz yer. Hı hı. Ve daha sonrasında da Atilla'nın eline geçen bu kılıç. Atilla'nın. Ve bütün Avrupa'yı dize getirdi. Ve Atilla'nın eline geçen bu kılıcın daha sonrasında bu kılıçtan bahsettiğim şey çok önemli. Hı hı. Türklerden ve İstanbul'un fethinden bahsedilmesi. Ta o zamanda. Ama sır ve sır katibi bir zaman gelmeden bunu ifşa etmez. İsteseydi bu bilgi eğer Atilla'ya geldi Atilla da gider İstanbul'u alırdı. Örnek evet. Veriyorum. Ama bunu yapmadı. Neden öyle olmadı? Neden öyle olmadı? Çünkü sır... Ve sır kadibi o sır vakti gelmeden açılmayacağını bilir. İşte Atilla da sıradan bir savaşçı değildi. Seçilmiş olan birisiydi. Ve arkasından ne oldu biliyor musunuz? Arkasından işte Fatih Sultan Mehmet bu sırlara eriştiği zaman o da çok okur, çok araştırır, evet, çok kesinlikle. yazardı. Bunların hepsine ulaştı. Bunların bütün bilgilerine ulaştı. Ulaştıktan sonra zaten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Rumeli Hisarı'nı yaptırdı sevgili Beyza. Rumeli Hisarı'nda kurt başlı sancağı açtı. Peki... Bugünkü Rumeli Hisarı'nı drone yukarıdan çektiğiniz zaman mimarisi nasıldır biliyor musunuz? Kurtbaşı'na benzer. Hı <laughs> Aynı zamanda da bu kurtbaşı sancağını açıp o Rumeli Hisarı'nın gökyüzünden drone ile çekilen yerde kurtbaşına ithafen yapıldığı yerde Ankara'da da Mustafa Kemal Atatürk bugün e, bir e, müze olarak kullanılan yerde aynı kurtbaşını orada yapmıştır. Ben onun görüntüsünü size atarım de var. Yani tamam, plan evet. programda izleyicilerimiz de en azından görmüş olur. Bunun ispatını. Yani görüntüleri de gördükleri anda insanlar gördükleri şeye inanırlar ya. O planı Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl kurt başıyla bunu yapıldı ve bugün müzi olarak kullanılıyor. Peki Ayasofya'ya da işte işaret ettiği yerde burada. Hı hı. Bakın 2023'e Marmara ve Marmaris'in boğaz geçişini onlar çok iyi kullanıp kurt başlı sancakları açtılar. Ve o gücü ortaya çıkardılar. Ama Kurtbaşı sancağın bu devreye girdiği yerde, şimdi size bir şey söyleyeceğim. 1453 İstanbul'un fethi değil mi? Evet. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de biliyordu. Peki 571 desem, Peygamber Efendimiz'in doğumu. Bazı tarihlerde 570, bazı tarihlerde evet, 571. Evet ondan bir muallakta kaldım. Evet, Peygamber evet. Efendimiz'in doğumu. <laughs> 570 ya da 571 diye geçiyor. Peki 1453 ile 570 veya 571'i toplayın bakayım kaç çıkıyor? 2023 diğeri de 2024 çıkıyor. E geldik o zaman. E, demek ki sadece mayalar değil doğru akıllı araştırdığınız her şey bazen bazı şeyleri yapar. Peki Rumeli Hisar'da onun sırladığı yerlerden bir tanesi nedir biliyor musun? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri orada Adilla'nın kılıcını sırladığı gibi o, hı hı. o dönemden bahsediyorum. Aynı zamanda da Muhammed ismini de sırlamıştır orada. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ismini de sırlamıştır. Demek ki İstanbul'un fethi sadece sıradan bir kara parçasını, bir imparatorluğu ortaya yıkmak için değil. Bu zamanları hazırlayıcısı olaraktan idrak edin. İşte hep bahsettiğim yerde. Paralel evren diye bahsettiğimiz, sistemden bahsettiğimiz her şey haydır. Hayatın içinde hayat dediğimizin içinde hay vardır. Her şey varoluştadır. Biz onu bitti diye düşünürüz. Oysa biz olmuş, yaşanmış şeyleri şu anda şahitlik yapıyoruz. Her şey iç içredir. İç içre olduğu için biz bu heyecanı duyuyoruz. Çünkü insan tekamülünün yükselme zamanındayız. Bu sistemi tamam, e, tam lineer değil ama şöyle algılıyorum ben. Altın oran içinde işliyor. yani Aynı O yüzden öyle. Ve tekrarlamıyor kendini. Evet. Öyle sayısız. Tekrarlamıyor. Evet. Sonuna kadar tekrarlamıyor bu sistem. Ama... Şu var rakamlar, evren, matematik, geometri her şeye baktığımız zaman hani ben söylemiştim ya ya bugün müzik dediğiniz şey müzik insanlar bunu rahatlıkla kullanıyorlar demiştim. Vav demiştim, hı hı. elifi demiştim. Vav'la elifi de son notasını söylemiştim. Görmek, farkında olmak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do ile başlayıp do ile bitiyor. Haydan gelen huya gider. Aslında bütün şifreler bu sistemin içerisinde bize zaten ekilmiş. Yeter ki doğru aklı kimseyi yargılamadan, saygı duyaraktan devam edeceğimiz bir yolculuk. 1453'ü söylediğim yerde, kurt başlı sancağını Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve Mustafa Kemal açtı dediğim yerde, kurt başlı sancağı hitafen o Rumeli Hisarı'nın şekli de ona ve Ankara'daki evet. bina da ona göre yapıldığını söylediğim yerde, bu ak sakallar dediğimiz sistemin içerisinde bunu bir e, politikalaştırmaktan <laughs> tarafsız olarak kalbi makamda anladığınız zaman inanılmaz büyük bir heyecan duyuyorsunuz. Allah'a sevginiz inanılmaz daha da büyüyor. Çünkü hiçbir şeyin sıradan olmadığını anlıyorsunuz. 1453 ile 570 bazı kaynaklarda bazı kaynaklarda 571 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumu. Onları topladığınızda tam 2023-2024 olayının çıkması herhalde tesadüf değil. İşte tam bu nokta benim Yapay bir kıvama geçerken bir olma. O süzük bedenle fizik bedenin birleşmesi gibi kapı eşiğinden geçme dönemindeyiz. Ve tam da kim ne yaparsa yapsın o kılıçla o kurt başlı sancak tekrardan açılıyor. Ve işte Türklerin yılı dediğimiz Torkların yılı dediğimiz ki Torklar Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu vardı. ismi Torklardı. Hı hı. Torklar Koruyucudur, <laughs> muhafız edicidir. Bakın Türkiye demiştim. Türkiye iye iki şamanizmde kollayan demek. Şaman şamanizmde kollayan Türklerin kollayıcıları anlamına gelir Türkiye. Sıradan bir isim de kullanmıyoruz. Evet. İşte torklar koruyucular, luviler taşıyıcılar. Luviler ait sandığını taşıyıcılarıdır. Ama torklar da koruyucularıdır. Peki biz bu ülkede kimlerle yaşıyoruz? Aslında lüvi bir deyim olaraktan söylediğin zaman ışık insanı dediğimiz, bilge insan dediğimiz, eline, diline, beline sahip olanlar dediğimiz kendi başına değil. Yine kalbi makamda Hazreti Ali Kerem Allah için ilim kapısını kullanan, hak hakikatiyle bu ilme değer veren Alevilerden bahsediyoruz. Peki burada kimlerle yaşıyoruz biz? Alevilerle yaşıyoruz. Ama uzun zamandan beri burada oynanan oyunlarla neyi bölüştürmeye çalışıyorlar? İşte bizleri bölüştürme, ayrımlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü siz fizik bedenle süzük beden bir olmasın ki Türkler bu dünyaya başaramasınlar. Peki bunu bir isim söyleyeceğim. Tamam. İngiltere kraliçesi. Hı hı. Elizabeth. Elizabeth. Neden Ayasofya'daki kubbelerdeki o bir sır var orada öyle söyleyeyim. Onun koruyuculuğunu aldı. İngiltere kraliçesi. Neden? Çünkü İngiltere kraliçesi o dönemde krallığın içerisinde kendilerinin bakın dikkat edin kendilerinin Davud'un soyundan geldiğini söylemişlerdi. Bunu herkes bilir. Hani okuyanlar. Hı hı. Evet. Hazreti Davud'un soyundan geldiklerini. Ve Hazreti Davud ne demiştim? Bu Atilla'nın da elindeki kılıcı bir etme, hani toplumu düzene sokma görevi verildiği için Hazreti İbrahim Hazreti Davut Aleyhisselama. Halifelik de ilk Hazreti İbrahim'e verilmişti bu arada hilafet. Şimdi bakın, halifelik orada verildi ama Hazreti Davut'un kılıcını oradan yapıp Ayasofya'daki o büyük kubbenin altındaki sırdan bu kılıçtan haberleri var. Büyük kubbedeki sır kılıç mı? Aynen ve sancaktan haberleri var, kurt başlı sancaktan. Hı hı. Şimdi oranın koruyuculuğunu yaptıkları zaman. Bu Ayasofya'nın kubbesinin altındaki vakti gelip açıldığı zaman İngiltere şunu iddia edebilecek. O yüzden hazırladılar zemini. Biz Hazreti Davud'un soyundan geliyoruz. Ve biz hilafeti hak ediyoruz. Hilafeti verin ki biz toplumları bir edelim. Biz koruyalım. Niye Hazreti Davud'a kılıç gökyüzünden allah Teala tarafından verildiğinde yoldan çıkmışları zalimlere karşı koruması ve bir düzen sokması için o kılıç verilmişti. Bunları ben hmm. söylemiyorum. Bu var. İşte bakın burada da kraliçe o kubbenin altında ne olduğunu bildiği için ama vakti gelmeden açamıyor onlarda. Vakti geldiğinde açılacağı zaman Türklerin zamanı değil de kendilerinin Hazreti Davud'un soyundan geldiklerini iddia ettikleri yerde toplumları bir etme düzen ve bu kılıçla bu hilafet bize verilmeli diyecekleri bir alanı kolluyorlar. İşte bu ülkeyi karıştırmak isteyen işleri, Luvilerle Türklerin bir arada işte hani ...hanifelerin işte mezheplerin <laughs> bir arada yaşamaması için ayrımlaştırıldığı... ...birbiri içerisinde kargaşa yaptıkları bir kapı eşiğindeyiz. Böyle i̇şte, Evet tam da burada bizim bir olma zamanımız. İşte Yunus'u anmak mı istiyoruz? Analım ama sarılalım. Taptuk Emre'yi anmak mı istiyoruz? sarılı Mevlana Celaleddin Rumi'yi anmak mı istiyoruz? Peygamber Efendimiz'e hepimiz göz gözyaşı döküp anmak <laughs> mı istiyoruz? Analım ama öyle değil Bilincimize onların bıraktığı mirası doğru kullanarak da. Doğru kullandığımız yerde bak şu anda biz bu programı yaparken bu ülkede bir sürü çocuklar dünyaya geliyor. Evet. Yeni zürriyetler ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilk halifelik ona verildiği zaman hilafet bir tek ona verildi zaten. Halifem diye ondan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer o da Hazreti İbrahim'den geçer. Hazreti İbrahim evet. için geçer halifelik. Bu nasıl bir duadır ki? Rabbim sen benim zürriyetimi tertemiz olanlardan nasip eyle ki dost doğru gidenlerden olmasını sağla diye. Bak bu duayı anlarsak şu anda... Yani tertemizden yaparken, neyi kastettiğini aynen değil mi? 33'lü omurga sistemini bahsediyor. Hmm. Kuyruk sokumu dünya. Aşağıların en aşağısı. Yeni doğmuş bir bebeğin biz ensesini koklar ne deriz? Cennet kokuyor. Cennet kokuyor deriz. Kuyruk sokumundan yukarıya omurga sistemi 33'tür. Tam ense kısmımız insanın cennet makamıdır. Geçiş yeri de beyin omurilik sıvasıdır. Göz organ olmayan tek organdır tıpta. Göz sadece yanıltıcı simülasyonu gösterir. Eğer biz bu hilafeti anlarsak, eğer biz yargılamadan bu kapı eşiğinden doğru düzgün geçer fizik bedenle süzük bedenimizi birleştirirsek, bu ensemizdeki o süzük beden dediğimiz kısımda gerçek projeksiyonun hakikatin yansıdığı sırra ulaşırız. Sır dışarıda değil her sırda sizi Allah'a yakınlaştırır.